Mesut'un oyuncu ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Ark Survival maceramızın yeni bölümüyle birlikteyiz. Şimdi çok uzatmayacağım fazla. Önceki bölüm yani ilk bölüm işte şu hayvanı yapacağız. Oyun kastı birden. Şu hayvanı yapacağız. Şunu şöyle temizleyeceğiz. Şunu şu kibirle yapacağız diyorduk ya. Pterandon'u hani eskiden eski kibirle Basic kibirle yani Dodo kibirle de yapıyorduk. Onu tamamen unutun arkadaşlar. Yanlış bilgi. Yani işte hani insanın fikri neyse zikri de odur ya. Biz onda kalmıştık. Öyle değil. En son zaten temlemedim yani Pterandon eski Kibble'la. Düzeltiyorum. Regular Kibble'la arkadaşlar. Regular Kibble'la. Mavi Kibble'la. Pterandon'u temleyeceğiz. Tabi Regular Kibble için bana en kolay hayvan şu an şu karşıdaki hayvan. Arkadaşlar Turtle. Hemen alacağız şunu. Bu arada base'i yaptım. Kayıt dışı base'i yaptım. Ama ne yaptım? Ama ne base yaptım? Gel geri. Birazdan göreceğiz arkadaşlar. İlk önce şunu alalım. Gel abim. Kaçma gel. Arkadaşlar hayvan kaçıyorsa torporu yükselmiştir. Yani uyuşukluğu yükselmiştir. Düştü düşecektir. Şimdi düşecek. Hop gitti. Bu kadar. Yani bu kadar niye hocam? Düşük level. Düşük level çarpını biraz yüksek. Ya 2x ya 3x hayvan teyimleme. Hala onu çözemedim. Dediğim gibi ilk bölümde yanlış bilgi verdim. Hepinize özür diliyorum arkadaşlar. Hani eskiden Dodo Kibble'la teyimleniyordu. Ama artık Pterandon Dodo Kibble'la teyimlenmiyor. Regular Kibble'la teyimleniyor. Onu düzeltmiş olayım. Ama diğer hayvanlar gene lazım. Pterandon lazım. Ama ondan sonrasını nasıl yapacağız bilmiyorum. Sıkıntı. Hep beraber halledeceğiz ya dostlar. Hep beraber halledeceğiz. Şimdi erkek karbonemiz. Yani turtle. Erkek kaplumbağa lazım. Niye? Yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar. Ben kolları sıvadım ya dedim işte yanlış bilgi verdim diye. Dodoları hallettim. Dodoları bile beraber teamleyeceğiz. Ben kayıt dışı teyimledim birkaç tane. Bir tanesini hırsız kuş bildiğin aldı götürdü hocam. Base'in içinden kuş geldi. Kaptığı gibi kartal gibi ayaklarıyla aldı götürdü. Havada yedi kuşumu. Tabii ben onun intikamını almaz mıyım? Daha ayrılamadan, Dodo'yu daha yemeden tamamen havada öldürdü ama. Ben buradan bir çektim. Oku tabii bayıltıcı değil. Çat çat hop indirdim aşağıya. Şimdi gelelim niye erkek karbonemiz teyimlediğimize. Arkadaşlar dişi erkek muhabbeti yanlış hatırlamıyorsam bunların yanında erkek olmayınca bunlar mutlu olmuyorlar, mutsuzlar. Üstlerinde kalp işareti çıkıyor zaten birazdan göreceğiz. Yumurtlamıyorlar diye biliyorum. İki tane karbonemiz teyimledim. Hatamı telafi etmek için yanlış bilgi verdim. İki karbonemiz teyimledim. İki tane dişi. Regular kibble için turtle yumurtası lazım çünkü. Fakat yumurtlamadılar bir türlü. Ben de erkek teyimliyim dedim. Hani yüksek ihtimal ondan dolayı mutlu değil hayvanlar. Yanlarında eş olmadığı için yumurtlamıyorlar. Biz de ne yapacağız? Dedim hemen kayda gireyim. Kayıt dışı bir baktım. Biraz daha güney tarafındayız. Bezimiz ileride. Hemen dedim kayda gireyim. Bir tane erkek kaplumbağa teyimleyelim. Ne istiyor? Arkadaşlar meyve istiyor. Kibble da istiyor ama zaten elimizde kibble'ımız yok. Özellikle meyve istiyor ama özellikle meyvelerin içinden bütün otoburlar arkadaşlar. Bütün otoburlar için söylüyorum. Şu en üstte şöyle göstereyim. Mejo meyvesi. En güçlü meyvelerden bir tanesi arkadaşlar. Mejo meyvesi daha uzun gidiyor. Daha az yiyorlar. Yani doyurucu oluyor mejo meyvesi. Diğerlerinden de yiyorlar ama mesela mejodan bir yiyorsa şöyle göstereyim. Mejo beri. Yani mejo meyvesi. Tinto meyvesi. Amar meyvesi şu. Şu da azul meyvesi arkadaşlar. Mesela mejodan bir tane yiyorsa işte azuldan iki tane yiyor. Üç tane yiyor. Amardan üç tane yiyor. Dört tane yiyor. Böyle gidiyor. Mejo daha az yiyor. Teyimlerde her zaman eğer otobur hayvan teyimliyorsanız mutlaka özellikle mejo meyvesi olur. Bebek büyüttüğünüz zaman da aynı şekilde arkadaşlar. Mejo meyvesi olur. Daha az yiyorlar. Bu da sizin lehinize oluyor. Aleyhinize olmuyor. Çünkü meyve toplayan bir hayvanınız yoksa sıkıntı.
Şunu halledebilirsem eğer kısa bir şekilde gezi göstereceğim hemen. Eğer çabuk halledebilirsem bir tane de Triceratops deneyimlemeye çalışacağım arkadaşlar. Biraz daha toplamam lazım. Dediğim gibi Dodo tame'ledim birkaç tane Dodo'nun birini. O Ikiatus mudur nedir? Tuhaf bir ismi var arkadaşlar. Şu martı var ya. Lan sahil kenarında yapalım dedik. Martılara simit atarız dedik. Martı simidi alıyor zaten bizden. Atmamıza gerek yok. Beklemiyor yani bizi. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu da özellikle not düşeyim. Argentavis'i de almamız için Regular Kibble'la alacağız. Pteran bunu yalnız. Argentavis'i de Sporeal Kibble'la alacağız arkadaşlar. Mor Kibble'la. Ben bir ara bu Kibble'ların görsellerini ve isimlerini atacağım arkadaşlar. Bu bölüm olmasa bir dahaki bölüme Kibble'ları tanıyacağız. Hatta detaylı bir video atabilirsem hayvanların hangi hayvanlar deneyimleniyor. Bununla ilgili de atabilirim videosunu. Sporeal Kibble'ı yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar o martıyı, o hırsız kuşu mecbur deneyimlememiz lazım. Çünkü onun yumurtasıyla yapılıyor. Çünkü diğerlerinde çok yüksek Allosaurus'u nereden kovalayayım hocam ben? Allosaurus bildiğin 3 silahşörler gezen dinozor arkadaşlar. Allosaurus da hemen hemen T-Rex kadar boyu olan etobur bir dinozor. Hani imkanı yok bunu tamimlemesi çok zor hocam. Yani şimdilik yok. Bakın bu arada hemen tamimleniyor. Çarpan yüksek olduğundan dolayı. Yani 2x değil de 3x'miş o zaman. Düşük level de olsa çünkü arkadaşlar hani bizim levelimizde şöyle göstereyim lan kızın saçı başı birbirine dalmış. Bu arada Sivas 58 seviyeyiz. Karbonemiz yani 1x'te 2x'te zor da 3x ayarlamışım doğru o zaman. Ye aslanım ye. Avratlar bekliyor ye. Easy yaptım ama. Arkadaşlar. Sütunlardı, duvarlardı, çatıydı, kenarları, korkulukları güzel bir şey yaptım. Bu benim şimdiki salbeyiz de. Bildiğin Japon evleri olur ya arkadaşlar böyle kenarı çatıları çıkıntılı. Öyle bir şey olmuş. Suyun altı da tehlikeli. Kendimizi toparlayalım. Su altı hayvanı da temizleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar üstümde elbise yok. Niye yok? Hırsız kuş bir taraftan saldı. Başımızda bone vardı. Ayağımızda ayakkabı vardı. Deriden meriden iyi kötü. Hırsız kuş bir taraftan saldırdı. Alıyor ya bildiğin kırıyor. Üstümüzden eti yemeği alırken üstümüzü de kırıyor. Bir taraftan o hırsız hayvan yok mu Pegomastas? O da bir taraftan saldırıyor hocam. Üstümüzden bir şey çalarken üstümüzü kırıyorlar. Şu bir olsun. Bunu bir götürelim. Dediğim gibi. Pteranodon için bize Regular Kibble lazım. Önceki bölümde yanlış bilgi verdiğim için özür dilerim dostlar. Regular Kibble yani mavi Kibble'ı yapmak için de kaplumbağa yumurtası lazım. Ve doğal olarak kaplumbağa lazım hocam. O değil de ben evi yaptım ama benim envanterim falan hep salda. Onu eve taşımam lazım. Evi göstereyim. Evi de bir dekore ederiz arkadaşlar. Evi de bir dekore edeceğiz. Ya aslanım ya. 56 level dişi dodo. Dişi dodoyu temizlememiz yani. Özellikle dişi de lazım bize de arkadaşlar. Dodoyu temizlemek de şöyle. Çağır. Görüyorsun bunu. Buna bir şey harcamana gerek yok hocam. Biraz da böyle vura vura. Bu arada kaplumbağa oldu. Şimdi bir pasifi alalım. Sen beni bir takip et. Ablam bir gel. Ablam yolu yardı yemin ederim. Gel seni de alalım. Gel gel. Bitti. Tabii ben de acıktım bu arada.
Şimdi Dodo da aynı şekilde meyveli arkadaşlar. Zaten hemen açlığı düşüyor. Hemen yine aynı şekilde Mejo. Kaç taneydim? 9 tane. 8 tane, 7 tane. Arkadaşlar envanterinde yiyecek olmadığı zaman hayvanında herhalde denk gelecek. Yani. Envanterinde yiyecek olmadığı zaman şuradaki gördüğünüz altta sarı ibre doluyor ya, envanterde yiyecek biterse hemen geri düşüyor arkadaşlar, o aklınızda bulunsun. Bir tane daha yiyecek, tamam. Ya ablacım. Afiyet bal şeker olsun, gel. Nasıl kendine geldi? Ay canım benim. Seni bir pasif alalım. Tacizi kapatalım. Şunu hemen götüreyim ben. Bunu salın içine koyalım hocam. Bak şimdi gezirgen başım. Sen burada kal. Şimdi sen de gel. Ayarlardan takip mesafesini en düşüğe alalım. Islığı çaldığımız gibi peşimizden gelecek. Ve geliyor. Gel hocam. Gel başını bağlayalım tepkiye. Ne güzel yüzüyor valla. Sal yaptığınız zaman özellikle kenarlardan gelin arkadaşlar. Suyun ortasından gittiğiniz an balina sala vuruyor. Bir ya da iki vuruşta direkt salı parçalıyor. Siz de suyu boyluyorsunuz. Onu söyleyeyim ben size. Bir tecrübe oldu benim için çünkü daha önce. Salın içinden geçti dev gibi. Bütün envanterimiz gitmişti o zaman. Piranalar kaplumbağayı kovalıyormuş bu ara. Evet arkadaşlar. Dararararara. Dararararara. Malikaneye geldik. Arkadaşlar işte evim evim. Güzel evim. Aç kapıyı. Kaplumbağa kardeş gel. Turtle abi. Gel buradan buradan gel. Gel bak manitalar bekliyor. 3 tane manita var içeride. Şimdi arkadaşlar bak. Üstünde kalp işareti çıktı gördüm. Şimdi avratlar içeride bekliyor. Gel. Evet kal burada bakayım. Bunların bu sefer yumurtlaması lazım. 3 tane de burada var arkadaşlar. 3 tane de burada diyeyim dedim. Yani normalde zaten çiftleştirebiliyorsunuz. Yine hani özlenmiş yumurta alabiliyorsunuz. Direkt o yumurtadan da bebek çıkabiliyor. İşte böyle bir dinozor kapısı. Kenarlarında böyle yaptım. Yumurtalar çünkü bıraktıkları zaman şuradan alabilirsiniz diye. Dodoları buraya bıraktım. Dodoları buraya bıraktım. Kuş geldi bir tanesi buradan kaptı havaya öldürdü götürdü. Şimdi arkadaşlar. Şu kapıyı bir kapatalım. Dodolarımız burada. Bu arada... Bir çalarsın, iki çalarsın. Benden çala çala bir baktım peşimden geliyor hocam. Bir baktım ekranda çıktı yazı. Çala çala kendi kendine seyirmiyor. Bakın artık böyle omuzunuzu alabiliyorsunuz. Bunlar ne hırsızlıklar yapacağız. Lystrosaurus teyimledim bu arada. Bu hayvanın özelliği arkadaşlar. Sev diyor. Sevdiğiniz zaman
Bakın üstünde yeşil ok çıktı. Gördünüz mü? Dodoların üstünde de sarıdan ok çıktı. Yani çevresindeki hayvanları, bunu sevdiğinizde çevresindeki hayvanlara çarpanını çıkarttı. Mesela bakın şurada üstte TP yazıyor. Hayvan TP'yi yükseldikçe level atlıyor. Bakın bu arada yumurtlamış Dystro'muz. Onu da dişi almıştı. Dodolar yumurta yok mu? Bu arada dolapta var. Şimdi kuş aldığı için mecbur buraya koydum hayvanları. Şöyle evimizi gezerim arkadaşlar. Böyle bir üst kat yaptım. Burada bir penceremiz var. Bir penceremiz burada var. Ama yeter mi? Yetmez. Burada mis gibi balkonumuz var. Burada mis gibi balkon. Şu ön tarafı bahçe gibi bir yer düşünüyorum. Yani bir greenhouse gibi bir yer olabilir. Yine hayvan da koyabilirim. Emin değilim ama greenhouse lazım. Niye diyeceksiniz arkadaşlar? Sebze yetiştirmemiz lazım. Domates, biber, patlıcan. Yani havuç, patates, mısır, limon. Bunları yetiştirmemiz lazım. Çünkü kibıllarda bunlar da lazım olacak diye. Ablalarım, size bakın. Reis getirdim. Reisin biraz da biri düşük ama bunlara açlık mı versen sağlıklı yerim. Yumurtlayın artık gözünüzü seveyim. Yumurtlayın ki bu. Ya da dayım coşkuyu verir. Şimdi burayı böyle yaptım. Rampalar vesaire. Sütunlar koydum. Taş duvar. Canım çıktı arkadaşlar. Kayıt dışı. Göbeğim çattı. Şuraya gübrelik yer yapmayı düşünüyorum. Şu kafaları çalabiliyor. Yani bunu yaptım ama buradan buraya geçerken de kullanabilirim. Ya da buraya gübre sandıkları koyabilirim. Hayvan dışkılarını topladıktan sonra, çünkü bize gübre lazım arkadaşlar. Hayvan dışkılarını, sandıklar koyacağımız sandıkların samanla birlikte sandığın içine koyuyoruz. Dışkıları gübre yapıyor arkadaşlar. Bu sandıkta gübre oldu. Mekan bu. Böyle çitler çevir, çitler çevirdim. Burayı da üretimhane yapacağız. Buraya fırınlar koyacağız arkadaşlar. Metal eritmek için. Metaller, kılıç, kalkan vesaire, bunları yapacağız. Armor yapacağız kendimize. Şöyle yemeğimizi yiyelim. Burayı üretimhane yapmayı düşünüyorum. Sandıkları nasıl yaparım? Acaba sandıkları şu aşağı mı koyacağım? Emin değilim. De şuraya bir tane şömine düşünüyordum ben ya. Yani burada şömine olsun hocam. Burası salon. Şömine, kitaplık vesaire, dolap koyayım. Dodolar şimdilik burada kalsın. Aha, yumurta da bile. Dur. Başka var mı yumurta? Bakın şu an alamıyorum. Niye? Çünkü omuzumda hayvan var. Bunu attı mı, bağırma. Alıyorum. Böyle atıyorum. Yumurtam var. Hemen çekiyorsunuz, alıyorsunuz, bakıyorsunuz. Yumurta var mı? Yok hocam. Yumurta yok. Şimdi yumurtlayacak mı? Ya umarım yumurtlayacak. Şunu buraya çekelim. Şöyle yapalım. Ben şu saldan da şu salı buraya çekeyim ben ya. Salı buraya çekeyim. Bu arada arkadaşlar, buzdolabını yaptım. Buzdolabını bu. Buzdolabını mantı. Bunu şeyden, ahşaptan yapabiliyorsunuz. Şöyle. Burada zaten ne istiyorsa üstünde yazıyor. Eğer üstünde yazmıyorsa envantere girdiğiniz zaman şuradaki bilgileri aç kapa özelliği var. Şunu kapattım şu an. Bakın göstermiyor. Bilgileri aç dediğim zaman şu an bakın daha açık görünüyor. Burada neyle yapılıyor? Yani ne istiyor? Hangi kaynak ne istiyor? Burada gösteriyor arkadaşlar. Mesela merdiveni, bir odunumuz eksikmiş. Merdiven yapabiliyormuşuz. Bu. Benim şu an üstte ayakkabım var mı? Şu ayakkabıyı yapayım ya. Başıma da boneyi bağlayayım. Niye? Çünkü ayaktan üşütür, kızcağız üşümesin. Başımızı da bağlayalım hocam. Heh, şöyle güzel yüzümüz piyasaya çıksın. Değil mi Zeyn hocam? Şöyle yakınlaştırabiliriz mouse'un tekerleğiyle. Eldiven yok. Buzdolabı arkadaşlar. Etleri çürütebilirsiniz burada ama şöyle bir şey var. Mesela şu yumurtaları şuraya koyabilirim. Şu Dystro'nun yumurtası. Şu da Dodo'nun yumurtası. Bakın biriktirdim içtim zaten burada. Etler burada, çürümüş eti biraz daha fazla tutabiliyor burada. Hemen çürümüyor. Ama dışarıda bırakabilirsiniz. Çürümüş et
Narkotik için lazım olacak. Kıvılcım tozu arkadaşlar. Kıvılcım tozuyla bu dolap buharlaşmış. Kıvılcım tozunu nasıl yapıyorum? Kıvılcım tozunu şuradan taş falan kasarken zaten çakmak taşı çıkıyor. Çakmak taşı şu harç ve hava ineni dediği. Bunu da üretimden açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada engramlarınızı açtığınız zaman bu çıkacak engramlarda. Harç ve hava ineni. Bu neden lazım? Hem narkotik yapmaya hem kıvılcım tozu yapmaya lazım arkadaşlar. İlerleyen günlerde bu barut da yapacak, uyarıcı vesaire işte panzehirler bilmem ne bunları da yapacağız ama dolapta bir şeylerin sağlıklı bir şekilde kalması için şimdilik bununla ileride belki jeneratörü vesaire bunları yapabileceğiz. Hani işte modernizasyon olacak. Modernleşeceğiz. Ama şu an dolap önemli. Yumurtalarımızı ve etlerimizi, pişmiş etlerimizi de buraya koyuyoruz. Mesela benim üstümde 16 dakika diyor. Bakın 2 saat 44 dakika diyor arkadaşlar. Çürüme süresi. 2 saat 44 dakikada bir tanesi çürüyecek. Ama benim envanterimde ne oluyor? Bakın 16 dakika sonra bir tanesi çürüyecek. Yani daha geç çürüyor burada. Şu taşı niye buraya koymuşum? Hiçbir fikrim yok. Hemen şunu şuraya koyalım. Şunu da alalım. Bunu buraya koyalım. Zıvır zıvır burada yatağım var hemen. Yatağımı çekeyim. Dolap var arkadaşlar. Bunu da alayım. Masa yapabilir miyim? Masa yapabilirim herhalde ya. Masa sandalye hocam. Bir dakika. Tamam bir de masa. Öldün öldün açlıktan geberdin. Ahşap bank. Metalle şey mi? Ah, geber. Metalim burada var. Evet. Ahşap masa. Bir tane yapalım hocam. Ne götürdü be? Kaç tane odun istedi lan o? Bir dakika. Sömürdü sömürdü. 100 taneyi birden bitirdi. Bir tane daha alalım hocam. Sandalye lazım. Bir dakika. Ahşap bank yapabiliriz. Tekim lan ben. Bankı ne yapacağım? Yanımda kim oturacak? Bir tane üreteyim hocam. Şunları yerine koyalım. Bir şey daha alalım tekrar. Onu koyarız buraya. Şunu bir kapatalım. O buzdolabından içeriği yapacağız arkadaşlar. Bir dakika ben salı buraya çekecektim. Arkadaşlar. Mesela şu an üşüyorsun diyor. Yani şu vaziyette kuzey tarafına gidersek yani north tarafına gittiğimiz zaman arkadaşlar kuzeyde donacağız. Ve bak şu an akşam bile üşüyorsun. Bakın kapıyı kapattım. Şu an üşüyorum sadece. Ama kapıyı açıp dışarı çıktığımda donuyorum hocam. Donma geliyor. Donma olmaması için de yani hiç üşümediğiniz için şuraya bir tane şömine yapacağız. Bir tane şömine yaptığınız zaman bezinizin yani evinizin içine hamam gibi oluyor. Şimdi ben şömineyi bir dakika. Ben yatağımı şuraya bir yapayım abi. Yatağı şöyle bir koyalım. Nerede yatayım ben mesela? Şöyle pencerenin kenarında olurdum ha dostlar. Şöyle uyandığım zaman. Şöyle mesela uyandım. Pencereyi açtım. Oh mis gibi. Yat kızım. Yat. Oh. Tamam. Rüzgara doğru totonu dönme de soğuk kapmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir tane dolap buraya koyabilirim. Koyabilir miyim? Koyabilmem lazım. Kötü oldu. Aşağı koyacağım. Şuraya da koyamam. Yani doldu. Tavan olduğu için olmuyor. Buraya bir tane sandık koyabilirim eşyalarım için. Ama gerek yok ya. Burada yatarım ben. Burada yatarım. Dolabın bir tanesini şöyle aşağı koyayım. İner misin aşağı? Tatlım. Tatlım. Şöminenin yanına. Şuraya şömine gelecekse hocam. Şöminenin yanına kitaplık olur. İki tane kitaplık koyacağım. O zaman şöyle yapalım.
Niye böyle uzak oldun? Böyle istemiyorum ben. Aslında çevirebilirim bunu. Bir dakika bekle. Yan da koyabilirim ama ya gerek yok, bu sefer bozulacak. Böyle oluyor. Tamam, böyle kalsın burada. Sen de bunun yanına koyalım. Mis gibi oldu. Daha sonra değiştiririz ya düzeni. Mesela masa sandalye yine şöyle bir kenara koyarız. Dolaplar alacağız zaten burada. Yaparız bir şeyler ya. Halledeceğiz. Şu kapımızı kapatalım. Orayı da kapatalım abi. Ben bu gece burada yatarım. Aynen, evim oldu. Şuradan kapıyı da kapatayım. Diğer taraflar kapalı mı? Kapalı. Turtle'lar. Var mı yumurta? İşimiz var sizde. Neyse, bu yumurta işini halledeceğiz arkadaşlar. Şunu da alalım yanımıza. Çık yukarı. Sen de burada kal. Bodyguard. Gelenin gidenin üstünden bir şeyler çalarız. Ben de böyle yatayım. Yonan, evet. Şöyle. Zeyno yatak diyelim. Yok, bir dakika, sadece Zeyno yazdığımız zaman da oluyor zaten, zaten yatak yazıyor üstünde. Aynen. Şuradan da şöyle yat dedik, bir mis gibi. Evet. Hadi yat. Arkadaşlar, kapı açık kalsın, esiyor zaten. Bu bölümlük böyle olsun. Çok verimli bir bölüm olmadı ama verimli bölümleri yapacağız. Dediğim gibi emek olmadan yemek olmuyor. Umarım güzel bölüm olmuştur yine. İlerleyen bölümlerde yavaş yavaş kibollarımızı halledeceğiz. Uçan hayvanlar, karada yürüyen hayvanlar, değişiklikler, bahçeler, park, bahçe vesaire çalışacağız. Belediye gibi çalışacağız yani. Sıkıntı yok. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Dediğim gibi önceki bölümdeki yanlış bilgiden dolayı özür dilerim. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki Ark serüvenimizde görüşmek üzere. Esenliklerle kalın dostlar.